<applause> يحرص جنود المملكة المدن ليلا ويسهرون على راحة المواطن فيقف بعضهم عند تقاطع الطرق ينظمون حركة المرور ويقيم بعضهم في أماكن مختلفة من المملكة وعلى الحدود. حيث تعتمد الحكومة عليهم في الدفاع عن البلاد عند هجوم الأعداء وهكذا يعيش الإنسان في المملكة في أمن دائم مطمئنا على وطنه وأهله وماله موب içindekilerden altı çizili olanları niye tercih, tercih ettik? Ee, bunlar arasındaki fark üçer tane alternatif vermiş. Biri fetalı, diğeri kesralı, diğeri dammeli. Yer değiştirmiş olabilir. Fetalı, dammeli, kesralı. Efendim, elmudun kelimesi yahresi fiilinin mefulü olduğu için mansup olanı, fetalı olanı tercih ettik. El muvatın kelimesi raha sözcüğünün muzafın ileyhi olduğu için mecrur olanı, kesralı olanı. Et kelimesi yine tagato sözcüğünün muzafın ileyhi olduğu için muzafın ileyhi olduğu için mecrur olanı, kesralı olanı tercih ettik. Harekete sözcüğü yunal fiilinin mefulü olduğu için fetal olanı. El hukumetu kelimesi ise Tahtemidun'un faili olduğu için dammel olanı, merfu olanı. el kelimesi Hucum e, sözcüğünün muzafın ileyhi olduğu için kesralı olanı, insan e, sözcüğünün ise dambeli, merfu olanını tercih ettik. Çünkü ya'işu fiilinin failidir. Ya'risu cunudul memleketi el-mudune leylen. Krallık askerleri, memleke krallık demek. Suudi Arabistan'dan bahsediyor. Suud Arap krallığı bunun adı böyle. Krallık askerleri fail öbeği yahrusta fil şehir gece leylen şehirleri efendim korur Harese yahrusu hirasetun aslında bekçilik yapmak demek bekçilikte de korumak demek Fi'il cunudul memleketi fail el mudune mefulün bi leylen mefulün fi krallık askerleri gece şehirleri korur ve evet, zeharon ala rahat el muvatini yesheru seharun e, geceyi uykusuz geçirmek e, demek yani sabahlamak sabahlamak ne demek geceyi uykusuz geçirmek demek evet ala vatandaşın rahatı için e, sabahlar yani geceyi uykusuz geçirir Yesherune, evet. yesheru يَزْحَرُ buradaki vav, fail ala rahetil muvatini ifadesi ise niçin sorusunun cevabıdır? Mefunin eczi. Ve yekifu ba'luhum örneğin demek burada fe, zira örneğin demek. Çünkü burada bir iddiada bulundu. Korurlar ve sabahlarlar dedi. Örneğin yakıfı ba'luhum inde takatu'id turuki inde takatu'id ifadesi Nerede sorusunun cevabıdır? Bazıları yol yolların çatıştığı yerde. Yani biz kavşak diyoruz. Bazıları kavşaklarda durur. Yakifu, vakafe yakifu, fiil, fail. Bu da mefulün fiildir. Yunazimune hareketel mururi. Murur e, geçiş demek ama biz burada trafik anlamını vereceğiz. Hareketel murur, trafik hareketi, trafik akışı. Bu mefulün bir hübeyidir. Yunazdimu fiil faili de vavdır. Burada atıf harfi yok vav. Yani bazıları burada durur ve şöyle yapar değil. E, hareketel murur ifadesi e, efendim hal Onlar trafik akışını düzenliyor. E, efendim vav olsaydı Böyle anlam verirdik. Ama hal ögesi oldu. Bazıları kavşaklarda trafik akışını düzenlemek üzere durur. Burada düzenlemek üzere düzenleyerek diyemiyoruz yani. E, Türkçe'ye uygun düşmüyor. O yüzden üzere sözcüğünü kullanıyoruz. Halleri tercüme ederken. Trafik hareketini, trafik akışını düzenlemek üzere bazıları kavşaklarda durur. Ve yuqimu ba'dhum fi amakin mukhtalifatin min al-mamlakati ve ala al-hudud. ikametun efendim ikamet etmek e, demek. E, yani sürekli bir e, duruş. Bazıları krallığın farklı değişik yerlerinde ve sınırlarda durur yani sürekli durur bulunur yuqaymu fiil bazıhum fail fi emaken muhtalifatin min memleketi ve al al hududi bu da mefulun fi Burada emekin kelimesi fetalıdır. Harfi cerden sonra gelmesine rağmen. Çünkü o gayrimusariftir. Gayrimusarifler e, fetayla mecbur olurlar. Muhtelif sözcü ise gayrimusarif değil. E, o yüzden kesra ile mecbur dur. Haysu <laughs> ta'temidul hukumetu aleyhim fittifa'i anil bilade inde hucumil e'dayi. Inde hucumil e'dayi düşmanların saldırısında, saldırı halinde, saldırı anında demek. Ne zaman sorusunun cevabı. Düşmanların saldırması durumunda, saldırı anında. Fittifai anil biladi, ülkeyi korumada. Ülkeyi korumada. Te'atemidun hukumetu aleyhim. Hükümet onlara dayanır, güvenir. Buradaki aleyhim mefulun bir gayrı sari tif yani bile de de hocum ifadesi ise düşmanların e, Efendim saldırması durumunda ülkeyi koruma da bunu da buna da e, mefolün e, fih diyebiliriz hangi noktada hangi alanda hangi hususta Efendim yani nerelerde hükümet onlara güvenir dayanır şu noktada de dayanmak, efendim, güvenmek e, anlamında nesnesini aleyle alır. alır. de aleyhim. Evet, onlara güvenir, onlara dayanır. Ha ve hakeze ya'işul insanu fil memleketi fi emnin daimin. Mutmainnen ala vatanihi ve ehlihi ve malihi. Fi emnin daimin halügesi mutmainnen ala vatanihi ve ehlihi ve malihi bu da hal ögesi ya fi zaten el insanu fail fil memleketi bu da nerede sorusun cevabı mefulun fi ögesidir İşte herkese bu şekilde böylece işte anlamlarını verebiliriz İnsan, krallıkta yani Suudi Arabistan'da insan ülkesinden, ailesinden ve malından emin bir şekilde, yani onları düşünmek sizin, onlardan endişelenmek, onlar için endişelenmek sizin, emin bir şekilde, mutmain bir şekilde, sürekli bir güvenlik içinde, efendim, yaşar. Nasıl yaşar? Sürekli bir güvenlik içinde. Nasıl yaşar? Ülkesinden ailesinden ve malından emin. Yani onlar için endişelenmeyerek efendim yaşar. Fiil fail mefulün fi mef hal hal. Mutmain olmak işte efendim birisi için endişelenmemek, huzur içinde olmak, gönlün yatışması efendim demek. <laughs> kelime bilgisi. <laughs> Harase efendim bunun muzarisi su, harasetun harasehu ona bekçilik yaptı onu korudu demek. Haris sözcüğü de zaten buradan geliyor. Bekçi demek. Ha peki mer, merme atılan yer demek. Efendim top atılan yere biz kale diyoruz. Harisül merme kale bekçisi. Ee, efendim kaleci evet. Bu Mu, muad cundeyo sözcüğü asker demek. Ee, efendim bunun çoğulu cunudun askerler demek. Memleke krallık demek. Ee, efendim memelik çoğul. Medine şehir demek. Mede'in e, efendim ama daha çok da mudun çoğul olarak kullanılır. E, Sehirayes herun seherun e, efendim geceyi uykusuz geçirmek demek. Sabahlamak yani. E, Muatın vatandaş demek. Bunun çoğulu efendim düzenli muatınun Bağduhum, hani daha önceki bir derste ahaduhum geçmişti. Onlardan biri. Ee, bağduhum, e, bazıları, bir kısmı demek. Fakat, e, bazıları diyemediğiniz yerlerde ki rastlayabilirsiniz. Birileri anlamını da bağduhum sözcüğüne, terkibine verebilirsiniz. <laughs> Takata kesişmek demek. Onun onu, ötekinin onu kesişmesi. Mesela takata et tarikani, iki yol birbirini kesti. Yani o karşıdan geldi. Öteki de oradan, ortadan efendim. Takatu' et turuk, yolların birbiriyle kesişmesi. Yani kavşak dedik. Tarik, yol, turuk, efendim bu da yollar demekti. Medine tun mudun söyledik. <laughs> Nazzame, yu nazzimu tanzim, nazzamehu efendim, bu tefil babından, onu düzenledi demek, tanzim etmek, düzenlemek. Hareketun, hareket e, demek, efendim, burada akış anlamında kullanıldı. E, Bunun çoğulu düzenlidir. Yani hareket, eğer çoğulu yapmak isterseniz. Murur, efendim, merra fiilinin merra, Yemurru e, Murur. Geçmek demek. E, bir ile kullanılırsa e, efendim bir, birisine uğramak e, demek. <laughs> burada e, trafik de geçiyor yani. Oradan trafik anlamını vermişiz. E, geçiş hareketi. Yani trafik demişiz biz bundan. Buna Ekame fiili e, burada gördüğünüz gibi e, direkt nesne almamış. Efendim farklı anlamlarda kullanılan bir fiil bunlardan bir tanesi ikamet etmek demek e, Efendim sürekli kalmak ama eğer bu fiil Akam şeklinde e, direkt nesne alacak olursa e, Efendim ikame etmek e, bir işte birisi mesela yerde duruyor kame ayağa kalkmak demek ya ayakta durmak ayağa kalkmak e, onu ayağa kaldırdı anlamını verir. Ekame hasenun Aliyen mesela. Ya da e, efendim ekame fiili bundan sonra içtimaen gibi bir sözcük gelse ya da e, haflen gibi bir sözcük e, koysak e, toplantıyı ayağa kaldırdı e, parti ayağa kaldırdı. Yok. İşte buradaki ayağa kaldırma yani kaim kılma e, düzenlemek anlamını verir. Yani nazzame gibi e, düşünelim. Ekame haflen, Akame içtima'an toplantı düzenledi. Tertip etti. Mekan e, emakin e, ve emkinetun bunun mekanın iki farklı çoğulu. Emakin daha çok duyuyoruz. Muhtelife değişik, farklı, çeşitli anlamını verir. İftilaf efendim. Hattun hudud sınır demek. Sınır. de ala. Ona dayandı. Ona güvendi demek. Hatta iatemed alel nefs. Yani kendine güven anlamını verir temido Ale nefsi kendime güveniyorum dayanıyorum yaslanıyorum <laughs> demek hukume hükümet dife Efendim defa fiilinin mastardır defadefi difeun ee, savunmak demek olup bu defa anu şeklinde kullanılır formülü bu ee, kimi savunuyorsun A, an ile birlikte getirirsin. Mesela el asker e, vatanı savunuyor dersek anil vatani İşte Ali Hasan'ı savunuyor dersek yudafi'u anil an Hasan dememiz gerekiyor. Dafi'a an bilet bulden hücum bu heceme fiilinin Maslarıdır. Heceme yehcumu. Hücum. Heceme ala aleyhi. Heceme aleyhi. Ona saldırdı. Ona hücum etti. Demek. Aduvun. Sözcü. Evet. Bunların çoğu geçti. Az sayıda sözcük geçmedi arkadaşlar. Daha önceki derslerde. E, düşman demek. Ayşe, Ayşu, Ayşun Yaşamak. İnsan. Çoğulu. Nes. Demiştik emin, güvenlik, daim, daimi, sürekli. İtmaen ne ala? İtmaen ne aleyhi? E i̇şte ondan mutmain oldu. Yani ondan emin oldu. Yani onun için endişelenmeyi bıraktı. E gönlü rahatladı. Evet. Mutmain olmak diye Türkçe'de kullanıyoruz biz. efendim Vatan, evtan, mel kelimesi çoğulu emval efendim demekmiş. Şey. Burada itmaen fiilinin dört kök harfli bir fiil olduğunu da hatırlatayım. Bu ta, mim, hemze ve nun kök harflerinden oluşuyor. Fe ayn ay fe ayn lam lam. Dolayısıyla itmaen ne fiili masdarı söyleyeceğim. Hatta hemen söyleyelim. Şöyle yazalım. Y Yat ma innu mas şey de da it mi, mi Efendim bu e, if alelle e, yetmeyinnu yef alillu it mi de if il Efendim vezinlerindedir. E, efendim bunlar dört e, 4 artı 2. Eee ef'illel babındandır. Dört tane kök harfi var. iki tane de ziyadesi var. Bakıyorum başka bir şey. Yok. Şuradaki yunazimune hareketel mururi ifadesinin hal olduğunu anladığınızı umuyorum. Efendim bu bir fiil cümlesidir. her C nekradır. Fiil cümlesi de bir C'dir. Burada yargımız yakıfıdır. Yani cümlemiz yüklem ve öznesini almış. Böylesi bir cümlede bir fiil cümlesi, isim cümlesi gelirse ya da mansup bir efendim müfret yapı gelirse kendisiyle bağlantılı olan o isim marife ise işte ötekiler zaten nekraydı. E, şey hal ögesi olur. Bir örnek vereyim madem orada durakladık. Yakifu <laughs> Hasan Hasan duruyor demek. Müptesimen gülümseyerek. Yeptesimu bu da gülümseyerek demek. Ve huve yeptesimun bu da gülümseyerek demek. Ve huve yeptesimu. Bu da gülümseyerek demek. Bakın müfret yapıda gelmiş. Mansub olmuş. Ilgili kelime hasandır. E, marifedir. Bu hal. Bu hal. Bu isim cümlesi başına vav getirince hale dönüştü. Bu da isim cümlesi başına vav getirince hale dönüşü. Aynı durum burada nasıl zikredilmiş? Yegifu <laughs> ba'duhum yani Hasan duruyor. Yunazimu <laughs> yunazimune. Efendim burada gülümseyerek duruyor diye tercüme ettiğimizde kulağımızı tırmalamıyor Türkçe'de. Ama burada bazıları efendim düzenleyerek duruyor olmuyor. Kulağımızı tırmalıyor. O zaman e, trafik akışını e, efendim düzenlemek üzere e, duruyor, durur anlamını veriyoruz. Bu yunazmina hareketel murur nekradır. Baduhun marifedir. Marifeden sonra gelen işte herce nekro olduğundan dolayı eğer yargıyı üzerinde taşımıyorsa yüklem değilse ki burada yüklemimiz yakıfı fiilidir o zaman halüvesidir.